Münafık Müslümanlar arasındayken gizlice kendi yandaşlarıyla haberleşir. Münafığın iman etmediği halde Müslümanlar arasında kalmasının bir sebebi de aldığı bilgileri küfürdeki dostlarına aktararak onlara iman edenler aleyhinde destek sağlamak istemesidir. Küçük büyük, önemli önemsiz elde ettiği her türlü bilgiyi bağlantıda olduğu diğer münafıklara ve inkarcılara aktardığında onlar arasında bir itibar ve prestij kazanacağına inanır. Onlara istihbarat sağlayan, kilit noktada bulunan önemli bir şahıs izlenimini verdiğinde küfrün kendisine hayranlık duyacağını ve karşılığında da ona kayda değer menfaatler sağlayacaklarını düşünür. Bu amaçla Müslümanlar arasında elinden geldiğince önemli bilgilere ulaşmaya ve bunları onlar aleyhinde kullanmaya çalışır. Ancak Müslümanlar Allah korkusu olan, dürüst, vicdanlı ve tertemiz bir hayat yaşayan insanlar oldukları için münafıkların bu tür aleyhte bilgi arayışları her zaman hüsranla sonuçlanır. İman edenler hayatları boyunca insanların iyiliği ve kurtuluşu için çabalayan, her türlü kötülükten sakınan, karıncayı bile incitmekten çekinen, yaşadıkları her topluma hayır ve bereket getiren kimselerdir. İnançları, fikirleri, faaliyetleri ve yaşantıları alabildiğine şeffaftır. Dolayısıyla bu durumda münafığın tek yapabildiği bire bin katarak Müslümanlar hakkında iftiraya dayalı hayali senaryolar oluşturmak ve küfürdeki dostlarına yalan haberler aktarmak olur. Allah bir Kur'an ayetinde Müslümanlar arasında bulunan münafıkların küfrü haber taşıdıklarını şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Tövbe suresi 47. ayet. Bir başka Kur'an ayetinde ise Allah, konu şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Enam suresi 121. Sözleriyle münafıkların küfre haber taşımanın tek sebebinin çıkar elde etmek olmadığını anlatmıştır. Ayette sizinle mücadele etmeleri için ifadesiyle vurgulandığı gibi münafıkların Müslümanların yanında bulunma amaçları şeytanın Allah'a ve dine karşı yürüttüğü mücadelede şeytanın ordusu olan inkarcılara arka çıkmak, onlara destek vererek güç kazandırmak istemeleridir. Nitekim münafıkların en büyük hedeflerinden biri Müslümanların yürüttüğü hayırlı faaliyetleri durdurarak İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasını engellemektir. Bunu gerçekleştirebilecek gücün ise inkarcılar ve kendileri gibi münafıklık yapan yandaşları olduğunu düşünürler. Bu nedenle Müslümanlar arasında kasıtlı olarak vakit geçirir ve o süre boyunca inkarcılarla ve münafık dostlarıyla iletişim halinde olurlar. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Enam suresi 121. ayetiyle münafıkların bu alçaklığına bir kez daha dikkat çekmiş ve bu iki yüzlü insanları inkar edenlerle ve kendileri gibi olan diğer münafıklarla gizlice haberleştiklerini haber vermiştir. İşte samimi iman etmeyen ve Müslümanlara karşı kalplerine kin ve öfke besleyen münafıkların ısrarla Müslümanların yanında kalmaya çalışmalarının en önemli sebeplerinden biri budur. Müslümanlara karşı yürüttükleri mücadelelerinde inkar edenlere, derin devletlere ve gizli yapılanmalara yardım sağlayarak İslam'a büyük çaplı bir zarar verebilmeyi umarlar. Münafık, mıknatıs gibi dünyanın her yerindeki münafıkları bulma konusunda çok yeteneklidir. Şeytan nasıl kendi ahlakındaki insanlara kolaylıkla yanaşabiliyorsa, münafık da aynı şekilde kendi gibi münafık ruhlu insanları hiç zorlanmadan bulur ve onlarla hemen yakınlaşır. Şeytanın kendi dostlarını hemen tanıyıp bulması gibi münafık karakterli insanlar da adeta birer mıknatıs gibi birbirlerini çekerler. Hepsi birden aynı şeytani karakteri ve alçak ruhu taşıdıkları için birbirlerini teşhis edip anlamakta hiç zorlanmazlar. Eğer münafığın bu oyunu bozulur ve menfaat için yaklaştığı diğer münafıklar fikren güçsüz hale getirilirse, o zaman münafık hemen kendisine çıkar sunacak yeni münafık odakları aramaya başlar. Müslümanlar onu kirin içinden her çıkardıklarında ve ona her doğruyu gösterdiklerinde, münafık vazgeçmek yerine kendisine yeni bir münafık güruhu bulmaya yönelir.
Her deşifre olduğunda, her oyunu bozulduğunda yolunu ve yöntemini değiştirerek bir başka sinsi taktik ile bu münafıkane bağlantıları kurmaya devam eder. Bu nedenle münafığın destek aldığı samimiyetsiz odakların deşifre edilmesi ve şeytan ona yaklaşabileceği tüm yolların akılcı bir şekilde kapatılması çok önemlidir. Çünkü münafık sürekli yeni bir yol arayacak, bir yol kapanırsa bir başka yol aramaya koyulacaktır. Ancak eğer şeytanın oyunları Kur'an ahlakının gerektirdiği şekilde kararlılıkla bozulursa, münafık artık oyun oynayamayacak hale gelir. Deşifre olan ve her defasında oyunları bozan münafık, bir noktada seçimini yapmak zorunda kalır. Yani imanı seçerek Müslümanlarla birlikte dürüst bir hayat yaşamayı kabul eder ya da oyunların bozulmasından ve şeytani hedeflerine ulaşamamaktan bırakarak inkar edenlerden yana tavrını açıkça ortaya koyar. Münafık sinsice sürekli Müslümanların aleyhine çabalar. Münafık hayatı boyunca sürekli Müslümanların aleyhine çalışır. Günün 24 saati boyunca ne tür bir şeytanlık yapacağını düşünür. Sabah kalktığından akşam yatana kadar samimiyetsizlik, sinsilik ve kalleşlik peşindedir. Gizli gizli Müslümanları yıpratmak, güçlerini kırmak ve onları huzursuz etmek için yapabileceğin en fazlasını yapmaya çalışır. Ama bu planlarını açıkça istediği gibi gerçekleştiremediği için ancak sinsice güç yetirebildiği kadar eylem yapar. Yoksa münafık çok alçak, karakterli ve şirret bir varlıktır. Eline imkan geçse ya da küçük de olsa bir fırsat yakalayacak olsa Müslümanlara zarar verebilecek her türlü pis işin içine girer. Onların aleyhine olan her yola başvurur. Her imkan bulduğunda Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurar, casusluk yapar ve onlara bilgi taşır. Müslümanlara kendince zarar vereceğini düşündüğü her türlü faaliyeti yapmak ister. Allah bir Kur'an ayetinde Müslümanların asıl amaçlarının, münafıkların asıl amaçlarının Müslümanların aleyhine faaliyet yürütmek olduğu şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zarar vermek, inkar pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Tevbe suresi 107. Allah bu ayette münafığın zarar vermek ve inkarı pekiştirmek amacıyla hareket ettiğini bildirmiştir. Zarar vermenin şekli ise münafığın elindeki imkanlara göre değişir. Eğer gücü yeterse olabilecek en fazla maddi ve manevi zarar vermek ister. Ama buna imkan bulamadığında da çok küçük dozlarda bile olsa mutlaka Müslümanların aleyhinde bir şeyler yapmaya çalışır. Kimi zaman yalan söyleyerek, iftira atarak, kavgacı, saldırgan, züppe ve küstah bir üslupla konuşarak, kimi zaman egoistlik ya da tembellik yaparak, kimi zaman boş işlerle Müslümanları meşgul edip vakitlerini alarak, onları uykusuz bırakıp yormaya çalışarak huzursuzluk çıkarmaya ve Müslümanları rahatsız etmeye gayret eder. Ayetin devamında haber verilen münafığın Müslümanlar aleyhindeki bir diğer çabası da inkarı pekiştirmektir. Münafık elinden geldiğince İslam'a zarar verebilmek, Müslümanları güçsüz hale getirebilmek, dinsizliği, samimiyetsizliği, küfür ahlakını yaygınlaştırabilmek ister. İslam aleyhinde etkili olacağını düşündüğü her türlü girişime ve faaliyete destek verir. Küfrün güçlenmesi için Müslümanlardan bilgi toplayıp inkar edenleri aktarır. Dinsiz ideolojilerin güçlenmesi için gizliden gizliye faaliyet yapar. Müslümanların Kur'an ahlakını dünyada hakim kılabilmek için yaptıkları çalışmaların etkisini kırmak, onları başarısızlığa uğratmak için türlü türlü oyunlar oynar ve tuzaklar kurar. Ayette bildirilen münafığın Müslümanlar aleyhinde yaptığı bir başka faaliyet de Müslümanların arasını ayırmaktır. Çeşitli yalan, iftira ve oyunlarla Müslümanları birbirine düşürmeye çalışmak, anlaşmazlığa düşmelerini sağlamak, birbirleriyle görüşmelerini, yakın dostluklar kurmalarını engellemeye çalışmakta yine münafığın Müslümanlar aleyhinde oynadığı oyunlardandır. Münafığın bu konudaki bir diğer hamlesi ise daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanları gözetlemektir. Münafık kendince Müslümanlara zarar verebilmek için daha önce Müslümanlara karşı her kim mücadele ettiyse gidip onları bulur ve onlarla yakın bağlantıya geçer. Örneğin bir yerde bir münafık grup varsa ya da inkar edenlerden Müslümanlara hedef almış bir topluluk varsa münafık hemen onlarla diyalog kurup onları iman edenler aleyhinde daha da kışkırtmak ister. Münafık Müslümanlar aleyhinde yaptığı bu gibi hain faaliyetlerin sınırı ve ucu bucağı yoktur. Şartlara ve imkanlara göre sürekli yeni sinsilikler bulur. Sahtekarca yöntemler geliştirir ama buna rağmen münafıklar biz iyilikten başka bir şey istemedik diyerek sözde ne kadar temiz insanlar olduklarına dair yemin ederler.
kendini her zaman yalnızca iyilik peşinde koşan, akıllı, dürüst, iyi niyetli insanlar gibi tanıtmaya çalışırlar. Ama aslında sürekli şeytanlık ve kötülük peşindedirler ve bu sözleri de yalandan ibarettir. Nitekim Allah ayetin sonunda Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Şeytanın Allah'a sınırım sözleriyle münafığın bu alçak karakterini haber vermiştir. Ancak Allah Kur'an'da şeytanın Allah'a sınırım Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Nisa suresi 141. ayet şeklinde buyurmuştur. İşte bu nedenle münafık da küfürle olan ittifakında Allah'ın bu ayeti gereği her ne yaparsa yapsın istediği başarıyı asla elde edemez. Allah Müslümanları mutlaka üstün geleceğini Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ant olsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Saffat suresi 171-173.